Tabii ki tepkilere bakılarak bir sonraki adım atılacak. Aslında bu İmamoğlu'na da bir gözdağı. Çok fazla izleyicimiz Sarı Öküz hikayesini hatırlatıyor. Geçtiğimiz blokta ilk saatte Yasemin Hanım hatırlatmıştı. Şimdi Genco diyor ki özgür özel erken seçimi zorlayacağız diyor. Geç kaldınız Özgür Bey, geç. Sarı Öküz'ü vermeyecektiniz diyor. Şimdi hem izleyicilerimizden gelen talep doğrultusunda şu sarı öküz hikayesini bir hatırlatalım. Hem de diyorsunuz ki haklı olarak ya CHP'nin hiç mi suçu yok? Elbette olmaz olur mu? Hangi noktalarda CHP'ye de sarı öküzü verdi onu da hatırlatacağız tabii ki. Şimdi otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşıyormuş. Çevredeki aslan sürüsünün de gözü o öküzlerdeymiş. Ancak öküzler saldırı anında bir araya geldiği zaman aslanların yapacak hiçbir şeyi kalmıyormuş. Bu yüzden de küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalıyorlarmış aslanlar. İyi beslenememekten de bir çare düşünüyorlarmış. Topal aslan yanına bir iki tane daha aslanı alıp beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış. Öküzlerin lideri boz öküz ve yanındakilere tatlı dille konuşmaya başlamış. Saygıdeğer öküz efendiler. Bugün buraya sizlerden özür dilemeye geldik. Biliyorum bugüne kadar sizlere zarar verdik ama inanın ki bunların hiçbirini isteyerek yapmadık. Bütün suç hep o sarı öküzde. Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de Gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor, biz de barış severliğimizi unutuyor ve bir anda saldırganlaşıyoruz. Sizde bir sorunumuz yok. Verin onu bize, siz kurtulun, yine barış içinde yaşayalım. Boz öküz ve heyeti bu sözleri üzerine aralarında tartışıyorlar, teklifi haklı buluyorlar ve sarı öküzü veriyorlar aslanlara. Bir tek benekli öküz karşı çıkıyor ama kimseye derdini anlatamıyor. Bir süre sonra aslanlar yine tam da aynı yöntemle geliyorlar. Bu kez uzun kuyruğu istiyorlar. Gördünüz mü ne kadar barış severiz sizi de kararınızdan dolayı kutlarız. Ancak şu sizin uzun kuyruk var ya kuyruğunu salladıkça nereden baksak gözümüze çarpıyor ve de aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa sizler normal kuyruklusunuz. Verin onu bize bu konuyu kapatıp barış içinde yaşamaya devam edelim. Boz öküz ve heyeti uzun kuyruğu da gidiyorlar bir güzel teslim ediyorlar. Yine benekli öküz karşı çıkıyor. Uzun kuyruk aslanların pençesi altında can veriyor. Bu olay sürekli tekrar ediyor. Her seferinde farklı bahanelerle. Sonunda öküzler zayıflıyor, aslanlar küstahlaşıyor ve artık hiçbir bahane ileri sürmeye gerek duymadan doğrudan müdahale ederek "verin bize şunu yoksa karışmayız" demeye başlıyorlar. Birer birer aslanların pençesinde can verirken boz öküz ve birkaç öküz kalıyor geride. İçlerinden biri liderlerine "Ne oldu bize? Biz nerede kaybettik?" bu savaşı diyor. Oysa vaktiyle ne kadar güçlüydük diye serzenişte bulunuyor. Boz öküz, benekli öküzün sözlerini hatırlatarak gözleri nemli bir şekilde biz diyor, sarı öküzü verdiğimiz gün kaybettik. Şimdi dolayısıyla Ahmet Özer'in tutuklanması bir deneme, bir sonraki adıma hazırlık, tepkilere bakılacak, bir sonraki adım atılacak belli. Bir sonraki adımın ne olacağı da hiç sır değil değil mi? Şimdi Ahmet Özer'in gözaltına alınması İmamoğlu'na da açık bir gözdağı. Peki sarı öküz nerelerde verildi? CHP nerelerde hatalar yaptı? Mesela tam anda Can Atala için anayasaya saygı mitingi yapılacaktı. Say ne oldu o miting? 16 Nisan 2017 referandum akşamı tüm milletvekilleri, teşkilatlar ve vatandaş örgütlenerek topluca YSK önüne gitseydik bugün el konulan belediye önüne gitmek zorunda kalacak mıydınız? anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet derken sarı öküzü vermediniz mi? Dolayısıyla evet tabii ki CHP'yi de eleştireceğiz. Tabii ki CHP'nin de hata.